Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte telefonunuzda nasıl konum değiştirebileceğinizi sizlere göstereceğim. Itel Power ile birlikte nasıl konumunuzu sahte olarak değiştirebileceğinizi ve bunu nelerde kullanabileceğinizi hızlı bir şekilde gelin sizlere anlatayım. Şimdi öncelikle kullanacağımız uygulama Itel Power. Itel Pav'ın -Pow IPS Go uygulaması ile birlikte konumunuzu gördüğünüz gibi bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Fake iOS Android GPS Location yani fake olarak hem iOS'te hem de Android'de GPS değiştirme yapabiliyorsunuz. %100 çalışıyor. Burada oyunlarda ve sosyal platformlar dışında bütün her şeyde çalışabiliyor. Joystick kontrolü var. Ayrıca kendiniz bir belirlenmiş rotayı export ederek uygulamaya işleyebiliyorsunuz. Bu şekilde otomatik yapabiliyor. iOS 16'dan Android 13'e kadar bütün cihazlar içinde geçerli. Burada 3 tane seçenek var. Single olarak yani işaretlediğiniz iki yer arasında gidebiliyorsunuz. Multi da ise işaretlediğiniz 3 4 5 6 yer arasında gidişler yapabilirken joystick olarak da bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Birazdan bunları sizlere göstereceğim. Try it free dediğiniz zaman sadece saat başına 2 3 tane hakkınız oluyor. İsterseniz de bunu satın alabilirsiniz. Uygulamamızda Yüklendikten sonra buradan indireceğiz. Uygulamamızı da indirdikten sonra yükleyeceğiz. Uygulamamızı da indirdikten sonra yükleyeceğiz. Şimdi gelin uygulamaya girelim. Uygulamamızı girdiğimiz zaman start diyoruz. Ardından telefonumuz bağlı diye telefonumuzu bağlamamız gerekiyor. Burada öncelikle Lightlink like girişinden iPhone'umu bilgisayarım bağlıyorum. Kabloyu da ayrıca gidip bilgisayarıma bağladım. Hemen Erol diye cihazım çıktı. USB üzerinden connect diyorum. Connect dedikten sonra artık buradan kontrol edebileceğim. Peki nasıl kontrol yapacağım? Şimdi benim gerçek konumum burası değil. Merak etmeyin Ankara'da değilim. İstanbul'da bir yerdeyim. Hatta durun. İstanbul'u alalım. İstanbul'a nasıl götürecek bizi? Şuraya git diyelim. Buraya go dediğimiz zaman hızlı bir şekilde buraya gelecektir. Peki bunu nasıl anlayacağız? Haritalar uygulamasına giriyoruz. Haritalar uygulamasını hemen bulayım sizlere. Konum olarak doğru yerdeyim. Peki karşıya geçmek istediğimiz zaman. Yani diyelim ki Beşiktaş taraflarına geçmek istiyorum. Şuradan hemen Beşiktaş sahil taraflarına geçeyim. Şuraya go dediğim an direkt konum gördüğünüz gibi Beşiktaş konum tarafına geçti. Bunun dışında isterseniz buradan bir yürüyüş yapmak istiyorum uygulama içinde. Buradan belirlediğim rotayı şuraya işaretliyorum ve hızımı da ayarlıyorum. İsterseniz daha hızlı isterseniz daha yavaş. 108 kilometre saat hıza kadar çıkabiliyor. Ben burada bisikletli olarak gittiğimi düşüneyim. Start diyorum ve bu şekilde gördüğünüz gibi ara yoldan kendisi geçiyor. Normal yolu yaptığınız zaman ise yine normal yoldan da geçebiliyor. Şimdi göstereceğim sizlere. Burası boş bir meydan. Kendim bildiğim için söylüyorum. Yoksa hani geçmesi normal. Gerçekten boş bir meydan burası. Beşiktaş meydan olarak geçer. Mesela yol üstünde gideşi yapalım. Şuraya doğru. Aralardan geçmeyecektir. Şuraya doğru giriş yapacağım şimdi. Start dediğim zaman gördüğünüz gibi rotayı belirledi. Dediğim şeyi yaptı. Burası gerçekten Beşiktaş'ın boş bir meydan olduğu için oradan taktiğe diye geçti. Diyelim ki. Birkaç tane konum yapacağım. Burada kalsın adamımız. Birkaç tane gideceğimiz yer olacak. Diyelim ki şuraya gitsin. Ondan sonra şuraya gitsin. Buradan buraya, buradan da buraya. hızımızda da saatte 108 km hızı dayalım. Ve gördüğünüz gibi konumumuz bu şekilde değişiyor. Hem burada değişiyor hem de bilgisayarımızda gördüğünüz gibi değişiyor. Şimdi birinci durağa geldi. Ardından ikinci yere geçecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde gidiyor yine. Buradan üçüncü yer sonra dördüncü yer. Zaten iptal edene kadar durdu bile. Konumuz tamamlandı. Şimdi gelin şuradan bir yıldız parkı mıydı bu bakalım. Aynen öyle yıldız parkına gidelim. Yıldız parkının girişi şurası. Ben şuradan yıldız parkının girişine bir konum atayım. Yıldız parkının içine dolaşacağız. Bunu da Joystick birlikte yapacağız. Joystick çok iyi çalışmıyor hızını biraz düşüreceğim o yüzden dolayı çok hızlı yaptığınız zaman internetiniz yavaşsa biraz yavaş olabilir. Şimdi şöyle yukarı doğru gidelim. Çok iyi olmayacak ama yavaş yavaş yukarı doğru gidebiliyorsunuz. İnternet hızınız yavaşsa benim gibi biraz kötü olabiliyor dediğim gibi. Ya da biraz daha hızlandırıp bu çok yavaş şöyle bir bisiklet hızını alalım. Gördüğünüz gibi biraz daha hızlı gidiyor yoldan şaşmamaya çalışıyor. Evet Beşiktaş'ın şimdi yokuşu başlıyor. Burada Beşiktaş'ın gerçekten çok sağlam bir yokuşu var. Bu şekilde joystick'le birlikte gidebiliyorsunuz. Şimdi bunu durduralım. Dur. Gördüğünüz gibi burada durdu. Şimdi Buradan isterseniz konumunuzu gönderebiliyorsunuz. Yani konumunuzu birisine gönderebilirsiniz ya da konumunuzu atabilirsiniz. Buradan Erol cihazını aktif edebilirsiniz ya da dediğim gibi istediğiniz bir kaydettiğiniz konum varsa bunu buradan export yapıp içeri aktarabilirsiniz. Otomatik olarak gülüşü yapacaktır. Her neyse IPSK uygulaması kısaca bu şekildeydi. İsterseniz Snapchat'te, isterseniz başka uygulamada, isterseniz oyunlarda bu uygulama şaşırtma ile birlikte kullanabilirsiniz. Alt taraftaki linkten de bu internet sitesine gidip normal isterseniz ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de buy now yapıp deyip burada paket olarak satın alabilirsiniz. Size kalmış. Haydi bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.